Ne hocam? Selçuk ben de buraya mevcut aşıların zaten yeni mutasyonlara karşı etkili olduğu görüşü hakim. O yüzden benim kafamda herhangi bu konuda bir şüphe yok. Aşılamamı tamamladığım için, iki dozumda olduğum için kendimi şu an daha rahat hissediyorum koronavirüse karşı. Bu tarz salgınlar yapan hastalıkların aşı dışında çok yok olacağını düşünmüyorum. Bu çıkan yeni virüsler ya da mutant virüsler bu aşının etkisini tamamen sıfırlayacağını da düşünmüyorum ben kendi açımdan. Onun için aşıyı mutlaka yaptırıyorum. Bu ikinci dozumu yaptırdım. İlk dozdan sonra da büyük bir sıkıntı yaşamadım. Sadece küçük bir kısa süreli kol ağrısı yaşadım. Onun dışında da başka bir problemim olmadı. Kendi hastanemizde 2500 civarı personel aşılandı ve biz bu arkadaşlarla bir aydır interaktif bir şekilde yaşıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Kendi aşılanan grubumuzda, kendi hastanemizde hiç kimse bu dönemde COVID enfeksiyonuna yakalanmadı. Ülkemizde mutasyonlu hastalar çıkmaya başladı. Bütün yapılmış PCR testlerinde yüksek pozitiflik gösteren şüphelendiğimiz vakaları ayrı kitlerle tekrar çalışıyoruz ve bunları genomik incelemeye gönderiyoruz. Ama mutasyonlu tespit ettiğimiz hastayı kendi haline bırakmıyoruz. Bunları evlerinde sıkı takip ediyoruz ve izolasyon süreçlerini sıkı takip ediyoruz. Ve bu hastaların negatifliğini görmeden de karantinalarını kaldırmıyoruz. Yani diğer hastalardan farklı olarak bunlara 10. gün bir daha test yapıyoruz. Bununla da kalmıyoruz aslında. Bu kişilerin temaslılarını da karantinada tutup temaslılarının da 10. gün testlerini görüyoruz.